Efendim herkese merhabalar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün size Amerika'daki market fiyatları ve tüketici hakları ile ilgili bir video hazırlayacağım arkadaşlar. Ben de bir kamera aldım açıkçası. Kameranın da değişimini yapacağım. Tamamen işte o değişim prosedürü nasıl işliyor onu da görmüş olacağız hep birlikte. Şimdi arkadaşlar Amerika'da milyonlarca insan yaşıyor. Yaklaşık 300 milyona yakın bir nüfusu var. Ve dünya üzerindeki bütün dinlerden insanlar yaşıyor diyebilirim. Ama burada Walmart'ta örneğin bir aldığınız herhangi bir ürünü size 3 ay içerisinde değişme şansı sunuyor. 3 ay sonra siz elinizde fişiyle geldiğinizde aldığınız bir ürünü değiştirebiliyorsunuz. Ha derseniz ki ben fişini kaybettim. Bu ürünü nasıl değiştireceğim? Onda da şöyle bir durum söz konusu oluyor. Kimliğinizle, yani bir kimlik belirterek, göstererek, işte ne olursa, bu sürücü belgesi olabilir, işte herhangi bir size ait olan bir kimlikle değişimi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunda da bu kimlikle size 3 defa değiştirmenize hak sanıyor. Ben açıkçası buraya geldiğimde beni çok şaşırtan şeylerden birisi buydu. Yani dedim ki abi arkadaş, hani adam art niyetlidir, gelir al ürünü, örneğin kamera kullanacaksın, 3 ay al, kullan, değiştir, ver. Sonra git başka bir kamera al. Al, kullan, değiştir, ver, sonra bir kamera al. Şimdi bir bakınca sana yani şey de tıkamıyor da seni, hani değiştirememeni etkileyecek ya da sana sormuyor herhangi bir soru. Misal değiştireceksin, sorduğu tek soru. Neden değiştirmek istiyorsun? İşte memnun kalmadım diyorsun, sevmedim diyorsun. Bu kadar basit, kısaca değişimini yapıyorsunuz. Bu değişimi birazdan izleyeceğiz hep beraber. Şimdi diyeceksiniz ki bu nasıl oluyor? Yani ya da bu sistemi Türkiye'de uygulasak. Sizce yani bu sistemi Türkiye'de uygulasak ne olabilir? Nasıl bir sonuçta olur? Bununla ilgili düşüncelerinizi videoların altına yazarsanız teşekkür ederim. Bu arada zaman ayırıp videolarımı izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Elimden geldiği kadar böyle bilgilendirmeye, buradaki yaşantıyla ilgili birazcık video yapmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, ben bu kamerayı aldım. Bunu değiştireceğim birazdan, göreceksiniz. Açıkçası av yaparken böyle ufak bir kameraya ihtiyacım vardı balık avında. Genelde balık avına gidiyorum ben. Görüntüleri kaydetmek için bir kameraya ihtiyacım vardı. Bu GoPro'nun Herasys'ın modelini aldım. $150 arkadaşlar bu kamera. Gayet de güzel bir kamera ama görüntü kalitesi bana biraz daha düşük geldi. 8 megapiksel, 12 megapiksel kameraya ve değiştireceğim. Bunu alalı yaklaşık bir 10 gün falan oldu. Şimdi ben bu kamerayı açıkçası iade edeceğim. Yerine başka bir kamera alacağım. Ama şu an almayacağım yeni kamerayı da. Bakın ne kadar kolay, pratik bir şekilde bu kamerayı verip geri ücretimi alacağım. What's wrong with it? What's wrong? Evet arkadaşlar, ürünü kontrol ediyor, içine bakıyor, eksik malzemeleri var mı diye. Sonra değişim gerçekleştirecek ve parayı iadesini yapacak. Burası tam değişim yeri, şöyle bakın isterseniz alana. Burası marketin büyüklüğüne bakıyor. Bu kadar büyük bir markette değişim alanında bir sıra yok. Dikkat ederseniz ve buradan aldığınız bir ürünü 3 ay içerisinde fiş olsun ya da olmasın iade edebiliyorsunuz. Eğer fişiniz yoksa, elinizde kimliğiniz varsa kimliğinizle 3 sefer size bu hakkı tanıyor. Ama kimliğe de açıkçası çok dikkat etmiyorlar, kontrol etmiyorlar. Şunu demek isteyeceğim, baktığınızda bu kadar büyük bir markette, Amerika'da her milletten insan yaşamasına rağmen şu soru geliyor insanın aklına, niye bu kadar hiç kimse yok değişimde yapmayan, herkes aldığı üründen memnun mu ya da art niyetli değil mi bu insanlar gibi soru geliyor insanın aklına. Gerçekten de arkadaşlar, inançla vesaire alakası yok, bu tamamen ahlakla alakalı. Buradaki insanlar gördüğünüz gibi... That you use, or would you like me to give you cash back?
with debit, you could get cash back. Debit card. You want cash back? Then I don't need your card. If you want cash back for me to give you money? Okay. Okay? Okay. Okay. Or you give me money. Money? Okay. Evet, kredi kartına mı yatırayım parayı You're yoksa? Sign there, please. Cash mi? Sign. Ödememi ister misiniz dedi. Yani çok rahat bir şekilde burada değişimi gerçekleştirebiliyorsunuz. Paranızı iade ediyorlar hiçbir kesinti olmadan. Size sadece sorduğu ürünle ilgili bir sıkıntınız var mı, probleminiz var mı gibi soru soruyor. Memnun kalmadım, sevmedim diyebilirsiniz. Neyse onu söyleyebilirsiniz. Count the money, $121,000. Okay, and thank you. You're welcome. That's it. Thank you so much. Benim çok sevdiğim bir söz var arkadaşlar. Çocuklarımıza ibadetleri öğretmeden önce ahlakı öğretelim ki çocuklarımız namaz kılan bir hırsız, oruç tutan bir yalancı, hacca giden bir sapık, şehadet getiren bir terörist olmasın. Bir de yumurtalara bakalım arkadaşlar şöyle. Burada organik yumurtalar var arkadaşlar. Tamamen organik. Yani hayvanların işte doğal ortamda yayıldığı, yemlendiği vesaireyle ilgili. 4.79 demişler arkadaşlar. Dolar. 2.98 dolar. Evet. 1.49 arkadaşlar. 12 adet yumurta. Large. Large boy. Görüyorsunuz böyle çeşit çeşit. Her çeşitli farklı farklı böyle yumurtalar var burada. Aynı şekilde sütler de öyle arkadaşlar. Kafe bölümüne geçelim. Şöyle sütleri de görebilirsiniz. İşte galon hesabı. Yaklaşık 1.75'lik galonu demiş arkadaşlar. 3.29. Burada da arkadaş her türlü süt var yani. Kahveli sütü var. Bademlisi var. Çileklisi var. Yok yok yani böyle envai çeşit süt ürünleri var arkadaşlar. Galon 3.29 demiş arkadaşlar. Galon litre fiyatı da bakıyorum 1.75. Evet arkadaşlar 1.75 litre galon fiyatı 3.29. 3 lira 29 cent. Böyle gördüğünüz gibi işte bademler falan. Ben aptarım. Bu kadar çeşit olabilir mi? Thank you. Şöyle. Ediyoruz. Burada arkadaşlar şey çok tüketiliyor işte meyve suları ve bunların ben de şu markayı kullanıyorum On Maker Premium 2.38 ama %100 doğal gördüğünüz gibi şöyle %100 premium oran diyor. Ne kadar doğal bilmiyorum açıkçası ama bundan tüketiyoruz artık doğal olduğunu düşünerek. Burada da yine devam ediyor. Çeşitler her şeyin yapıyorlar arkadaşlar. Her şeyin suyunu hazırlıyorlar. Amerika'da zaten arkadaşlar her şeyi paketliyorlar. Her şey hazır. Her şey hazır. Bir de buradan şöyle sulara bakalım arkadaşlar. Şu suyu ben kullanıyorum. Şurada arkadaşlar 28 adet var içerisinde. Şu da fiyat arkadaşlar. 28 adet su 4 dolar gibi. Nestle'nin pro suları var arkadaşlar. Bu sularda şey arındırılmış su. Normal musluk sularını adamlar arındırıp böyle paketleyip satıyorlar. Ben kullanmıyorum. Tadı da zaten hiç hoş değil. Tatlandırıcı falan kullanıyorlar. Ama kullananlar var. Bunlar da işte şeyler arkadaşlar, dondurulmuş balıklar falan filan. Her çeşit böyle balığı vesaire buluyorsunuz. Size buradan sadece bir karides göstereyim. Bizim ülkede arkadaş karidesler can yakar. Medium boymuş arkadaşlar. Şöyle medium boy karides. 41 ile 60 tane arası içerisinde karides varmış. Bunun içerisinde.
içerisinde. Fiyatı da şöyle göstereyim. 5.80 TL arkadaşlar. Bir de bunun böyle farklı dizmişler, hazırlamışlar. Şu tarzda. Bu hazır arkadaşlar. Bazıları hatta bunların pişmiş oluyor. Sadece götürüyorsunuz. Siz mikrodalgada ısıtıp gümbür gümbür götürebilirsiniz. Karidesler can yakıyor. Yemin ediyorum. Bayılıyorum ben karidese. Envai çeşidi var burada. Öyle gelmişken etlere de bir göz atalım. İndiler arkadaşlar. Bunlar indi. Seviyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle bir tavuk. Tavuklara bakalım. Tavuk. Koca bir şey arkadaşlar, devasa. 11 dolar arkadaşlar. Bakalım, 5.5 litre diyor arkadaşlar. Yaklaşık 3 kilo. Evet böyle. Yine çok büyük bir tavuk kanat. 8 dolar. Burada şeye dikkat edin arkadaşlar. Olur da Amerika'ya gelirseniz helal kesilmiş ete biz alıştığımız için açıkçası helal kesilmiş et tüketmek istiyoruz. Burası pork arkadaşlar. Yani domuz eti. Çünkü normal helal kesim olmadığı zaman bunlar hayvanı acı çekmesin diye bayıltıp kesiyorlar. Açıkçası öldürüyorlar. Ve o da kanı içerisinde kalıyor. Kan içerisinde kalınca da arkadaşlar lezzetini çok etkiliyor. Burası da et bölümü arkadaşlar. Evet, şöyle kocaman bir müştak arkadaşlar. 9.34 arkadaşlar. Yani Türkiye'de mümkün değil, alamayacağınız bir et. Yani Türkiye'de asgari ücret 1600 lira, günlüğü ne kadara denk geliyor bilmiyorum ama işte burada 8 dolardan saatli çalışan birisi rahatlıkla arkadaşlar buradan alışveriş yapıp etini vesaire her şeyini karşılayabiliyor. Ama Türkiye'de siz isteseniz hani en fazla o gün aldığınız parayla hani bir kilo et bile alamayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gümbür gümbür etleri tutmuşlar böyle. Ve bu etler rakamları gerçekten de çok uygun, çok iyi. İşte burada gösterelim de size şu etin 6.86 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. İşte pound'u 6.34. 1 kilosu 12 dolar yapıyor arkadaşlar. Böyle etin her türlüsü var. İşte Kubet steak demiş arkadaşlar. Böyle hazırlamışlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane kalın parça. 10 dolar. Firmalara bakalım bir de. Hoppa. Evet. Ne kadarmış bu kıyma? Fiyatı yazmamışlar arkadaşlar. Şurada yazıyor. Evet. 18 dolar arkadaşlar. Küçük kıyma. Bakıyorum. 4.5 lira arkadaşlar. Yani 2.5 kilo. 2 kilo 250 gram arkadaşlar. 18 dolar. Oldukça uygun arkadaşlar. Et fiyatları. Evet, bir de bana reyonuna bakalım arkadaşlar. Buz 4 cent arkadaşlar, libresi 4 cent. Gördüğünüz gibi yine muzda da organikler var. %100 organik. 52 centmiş arkadaşlar organik olanında. Burada dediğim gibi her şeyi paketliyorlar arkadaşlar. Hazır böyle. İşte salatanın her şeyi, her türlüsü var burada mesela. Hazırlamışlar. Şuna bak. İçinde yumurtasından, yeşilliğinden, fıstığından, fındığından her şeyin kadar böyle hazır. Amerikalılar böyle gerçekten çok çalışkan insanlar arkadaşlar. Ciddi çok çalışkan insanlar. Bu kadar çok çalışınca o
çalışan insanlara böyle hazır şeyler tüketiliyor, üretiliyor. A'dan Z'ye ne isterseniz burada her şeyi paketleyip satıyor arkadaşlar. Şuna bak. Hazırlanmış, temizlenmiş, yıkanmış, organik. Hemen öyle alıp götürmeye başlıyorsunuz. Hatta arabada yemeye başlayabilirsiniz. Mantar. Zehirli midir acaba bunlar? Yesek kafa falan yapar mı? 1.18 arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Meyveler alın arkadaşlar. Ha bir de şey diyorlar ya, hep duya, ben de duyardım açıkçası Türkiye'deyken. Böyle ya orada işte elmayı, meyveyi işte tane tane alıyorsun falan. Alakası yok arkadaşlar. Hatta bak böyle dilimlenmiş dilimlenmiş hazır hazır alıyorsunuz. Her şey var. Böyle elmalar falan. Farklı farklı çeşitlerde elmalar arkadaşlar. 4 liraya. Evet 4 liraymış arkadaşlar. 3 şifresi 4 lira. Elma. 4 lira diyorum. Dolar. Üzümler var arkadaşlar. Şöyle bir paket üzüm. 3.28. Limon arkadaşlar 35 cent. Bir de domatese bakalım. Domatese 1.48. Kekler, mekler. Oo karpuz da gelmiş bak. Karpuz yeni gördüm. Karpuz da gelmiş. Ama buna fiyat yazmamışlar. Karpuz da gelmiş. Bakalım ne var burada. Mango arkadaşlar. Ne kadarmış mangonun tanesi? 30 cent arkadaşlar. Şöyle bir de büyüklüğünü çekeyim ben size. Ne kadar büyük olduğunu şuradan belki anlayabilirsiniz arkadaşlar. Ucu bucağı yok yani. Hiç bitmiyor. O yüzden sevmiyorum Amerikan marketlerini. Öyle bizim mahalle marketi gibi falan filan ufak yerler yok. Hepsi böyle devasa bir markette. Girdin mi çıkamıyorsunuz. A'dan Z'ye her şey var. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videom inşallah Jamaika'ya gidiyorum. Oradan size güzel bir video hazırlayacağım. Orayı sizinle paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.